Evet. Şimdi Tora'nın metin hiyerarşisi diye Talmud'un bu Tora Şebaalpa'nın metin hiyerarşisi dememizin sebebi Tora'nın Talmud yani Tora Şebaalpa'nın sözlü olan Tora'nın sayfasında her bir sayfanın metninin yer aldığı şema o metnin değer kategorisini de gösteriyor. Şu gördüğünüz metin şu an elimizdeki mevcut Talmud baskılarının standart hale gelmiş olanıdır. Yaklaşık olarak bu 16. yüzyıla kadar şekil olarak böyle bir şekil kazanmıştır. Esas olarak şöyle ben şemayı biraz açıp size göstereceğim. Ondan sonra tek tek bu şu gördüğünüz metnin Talmud metninin bir sayfasının, bu sayfanın tek tek her sayfada bu metinlerin yerleştirilmesi, konumlandırılması ve bunlarla ilgili her birinin detayına ayrıca ineceğiz. Esas olarak şimdi daha önce bahsettik ama burada şu kısım, Mişna kısmı, birinci olarak Mişna kısmı bizim için Talmud'un yani Talmud'u oluşturan ana metin, Talmud üzerindeki ana metin Mişna kısmıdır. Peki burada esas olan şey Mişna neden önem arz ediyor? Burada Rabbani Yahudilikte esas olarak kabul edilen şey Halaka Lemoşe Misinay. Yani Tora Şebihtav bizim yazılı olan Tevrat gibi Halaka Lemoşe Misinay, Halaka dediğimiz bu bir anlamda şeriat, yani yol, gidilecek yol. Holeh kelimesini biliyorsunuz. He, Lamet ve Kof'tan oluşan Halak veya biz buna Halaka diyoruz. Halaka bir anlamda gidilen yol, yöntem anlamında. Tabi biz bunu şer'i yöntem olarak yorumluyoruz. Burada Yahudilerin Hazreti Musa'ya özellikle Rabbani Yahudilerin Mişna olarak verilen kısım şu birinci olarak gösterdiğim kısım. Bakın şöyle burada gördüğünüz Mi'imetay şu kısım şu gördüğünüz kalemle çizemiyorum çünkü diğer bilgisayarımda çizebilecektim size ama burada gördüğünüz şu kısım neyi oluşturuyor? Mişna'yı oluşturuyor. Mişna esas olarak bizim Talmud dediğimizde aslında Talmud diğer öğeleriyle birlikte adı Talmud'dur. Diğer öğelerle birlikte. Birazdan onlara detaylı gireceğiz. Sanırım bugün hem bütün Talmudların içeriği hem de o şematik özellikleri metin hiyerarşisi bağlamında işleyeceğiz. Şu Hocam, gördüğünüz buyurun. halakaya biz şöyle diyelim, İslam hukukunda halakanın karşılığı usulüddin mi oluyor? Tarikat. Usulü din, sünnet yani nasıl ki biliyorsunuz İslam hukukunda es-sünnetu kadiyetun alal Kur'an. Böyle bir ilke var. Yani sünnet Kur'an'ın üzerine hüküm vericidir. Halaka dediğimiz şey iki tane usul vardır. Minhag içerisinde, Yahudi minhagı içinde. Bir halaka, bir de agada. Halaka şer'i olan rivayetleri, tabii ki bu rivayetler Tora Şebihtav'ın bağlamında yani onun şeriatını açıklayan halakalardır. Agada ne işe yarar? Bunların tamamını hocam biraz detaylı olarak anlatacağım aslında. Mişna ile ilgili detaya gireceğiz. Anlatacağım ben. Öncelikle bir şekil olarak bir Talmud sayfasının metin hiyerarşisi açısından çözümlemesine bakalım. Şu gördüğünüz kısım, bakın buraya kadar olan kısım, ben şeyde de göstereyim. Şurası Mişna'yı oluşturuyor. Mişna ile ilgili tabii ben detaylı bilgi vereceğim ama bugün elimizdeki Talmud baskıları ta işte birinci olarak mesela Talmud baskılarından bugünkü baskılardan bahsedecek olursak sanırım Güneş ilgilenmişti değil mi o hususta? Güneş mi sormuştu? Hangisi hocam neydi?
Bu Talmud baskıları ile ilgili. Talmud'un yazıya geçirilmesi ve baskıları ile Onu ilgili. konuşmuştuk da baskılarını Evet, hatırlayamadım. ama konuşmuştuk değil mi? Yani böyle bir yazıya geçirilmesi meselesini. Ne Sanki zaman siz hatta sormuştunuz. sormuş. Evet, ne Evet, zaman bitmişti yazıya iki geçirilmesi? hafta önce siz sormuştunuz. Şimdi burada Talmud baskıları, yani Daniel Bomberg'in mesela 1520-1523'te Venedik'te bastığı baskı aşağı yukarı bu şeyde. Yine Benveniste Talmud'u dediğimiz 1645'te basılan bir Talmud var. Diğeri ise bu Babil Talmud'u Şapira kardeşler tarafından veya Şapira kardeşleri tarafından basılan Talmud. Diğer baskıları da var. Hatta ben elimizde mesela Vilna, Lazarus Goldschmidt'in 9 cilt halinde bastığı, Roddingson'un bastığı farklı Talmud baskıları var. Nathan Rabinowitz'in Vilna baskısı bizim için şu an kullandığımız baskı, Vilna baskısı. Bilmiyorum. Vilna baskısı, evet. Şimdi burada metni Mişna'ya baktığımızda, burada Mişna esas olarak, Mişna üzerine biraz duracağım ben. Mişna, yani kelime olarak şeye baktığımızda köken olarak Şana sülalesi kökünden geliyor. Şana kelimesi. Yani bunu siz Arapçada sena kelimesiyle veya ithna kelimesiyle şey yapabilirsiniz. İkinci kez veya bir şeyi ikinci kez yapmak anlamında şana kökünden geliyor. Ama biz bunu tabii Talmud literatürü içerisinde teknik olarak oluşumuna baktığımızda Mişna bir anlamda Tora Şebe Alpe, yani Tora'nın ikincil olan hali, ikincil Tora, belki ikincil öneme sahip Tora olarak yorumlayabiliriz. Burada tabii Şana ile kullanılmasının ilginç bir şeyi var. Daha sonra biz Talmud ravilerini göreceğiz. Burada Talmud ravileri dediğimiz Tannaim, Sofereim, bu ta Aharonim'e kadar, yani son dönem Talmud ravilerine gelinceye kadar onları şema olarak göreceğiz, ama esas olarak Mişna'nın anlamı biraz tabii açmak gerekiyor. Aramice'de, Babil Aramicesinde yine bu şin kelimesi, şin ile başlayan, şana ile başlayan bu hali, yani isim yapılmış hali Mişna, mimli mastarla Mişna hali, Aramice'deki tani kelimesiyle de, yani anlatmak, rivayet etmek, aktarmak, şifahi olarak aktarmak kelimesiyle de yakın bir ilişkisi var. Şimdi eski Paleo Hibro'da ve Babil Aramicesinde T ve Ş, S, bunlar birbirlerinin yerine kullanılabiliyor, dönüşebiliyor. Dolayısıyla bunun tanimi, yani sözlü rivayet olarak aktarılan Talmud Tora mı, yani Tora mı, yoksa bizim Tora Şebih Tav'ın üzerine ikincil olan Tora mı, bunu bu şekilde anlamamız mümkün. Kelime olarak yine şifahi olarak alınan, öğrenilen ve öğretilen şey olarak da tercüme edilebilir bu. Hocam bu Filistinli Arapların ben 3 sayısını yani selase yerine tlat dediklerini Evet. duymuştum. Çünkü neden? Babil Aramicesinde tlotodur. Tloto, yani şaloş, İbranice'de şaloş biliyorsunuz. Bu Aramice'de tlata, Batı Aramicesinde tlata, Doğu Aramicesinde tloto şeklinde telaffuz ediliyor. Arapçadaki peltek olan selasetun gibi. Burada Mişna'nın özelliğine bakacak olursak, bakacak olursak Mişna esas olarak belli bir düzen içerisinde Tora'nın ana metnini, Tora Şebih Taf'ın ana metni üzerine yapılmış olan bir açıklamadır. Yani genelde Yahudi
Ortodoks Yahudiler, yani diğer Samirileri veya Saduki Yahudileri o dönemde, yani şey dönemi için söyleyecek olursak, onlar tabii ki yazılı olan Tevrat dışında bir Tevrat kabul etmezler. Ama özellikle Soferim dediğimiz ve onun da takipçileri olan bugünkü yorumcular olarak Soferim aslında hem yazma aynı zamanda metin yorumlayıcısı olarak da tercüme anlaşılabilir. Bunların Mişna kısmı şu gördüğünüz kısım. Mişna ile ilgili ben size detaylı bir tanımlama da vereceğim. Tabii kitabı size gönderemedim. Arzu Hanım elime ulaşmadığı için size gönderemedim. Göndereceğim ama. Burada hiç sorun değil hocam. Hiç sorun değil. Yoğun veya, olduğunuzu biliyoruz hepimiz. Yok elime ulaşmadı. Ulaşmadığı için gönderemedim. Yani şey olarak. Şimdi Mişna, şu gördüğünüz Mişna bölümü esas olarak, yani biraz özetle de şey yapacağım, size metni göndereceğim. Burada özet olarak anlatacağım. Mişna kısmı, şu kısım esas olarak üç farklı bilgiyi içerir. Yani şurada gördüğümüz şey üç farklı bilgiyi içerir. Nedir bunlar? Birincisi olarak yazılı Tora'nın ilk beş kitabı ile Nebiler ve Kitaplar kısmının yorumu olan bir midraşı içerir. Birinci olarak bunu alır. İkinci olarak yazılı Tora esas olarak içinde yer alan, daha çok hukuku teşkil eden, yani şeriatı teşkil eden halakotları, yani halakaları içeriyor burası. Yani şu kısım halakotları içeriyor. Dolayısıyla biz Mişna kısmında üçüncü olarak da eğer buradaki bilgileri, tabii biz hepsini belki de bir gün örnek bir metinde okuyacağız. Ya da bu kısımda içerisinden halakik bir esas çıkarılabilecek ama Tora'nın içerisindeki bir metnin yorumu da olabilir. Yani bunu tamamen şöyle söyleyelim. Diyelim ki yeminlerle ilgili bahislerde bir anlatı, bir rivayet vardır ve o Tora içerisinde bir bağlamda geçiyordur. O bağlamda geçmesinin sebebi ondan hüküm istinbat edilebileceği için bu Mişna kısmında yer alabiliyor. Bu arada bu açıdan bazen şey içerisinde Mişna'nın şu gösterdiğimiz, şurada da gördüğünüz bu kısım içerisinde halakotlar bulunmakla beraber bazen de hagadot, yani agada türü anlatımlar da yer alabiliyor burada şu kısmında. Yani tamamen bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi Mişna tabii özellikle bu Yahudi hukuku, yine bir şey vardır. Aslında Yahudilikte de ben bir Yeni Türkiye dergisinde yazdığım bir makalede ondan bahsetmiştim. Yaşayan sünnet olarak Yahudilerdeki bu Talmud meselesine bir değinmiştim. Aslında Tora Şebihtav, yazılı Tevrat dediğimiz kitap, Talmud ile Yahudi toplumunun hayatını belirleyen bir ilmihal gibi oluşmuştur. Evet. Yani Tora'da hükümler Talmud'la beraber yaşamın içerisine akıtılabiliyor ve yaşamın içerisine yer alabiliyor. Şimdi burada hukuka dair özellikle hukukun, yani burada Talmud üzerindeki tartışmaların, tabii Talmud'un metodolojisi kısmında yorumlama tekniklerinden bahsedeceğiz ama burada Mişna kısmı bir anlamda öz ve çekirdek veya cevher metni oluşturuyor. Cevher metni oluşturuyor. Burada şu ileride Gemara'dan bahsettiğimiz zaman, Gemara aslında Mişna'daki halaka ve agada türünden
rivayetlerin, aktarımların bir anlamda yorumu ve o yorumla birlikte son halini sonuçlandırılması gibi bir anlamı var. Gemara kelimesi, gımar ya da gamar kelimesi tamamlamak, bitirmek anlamına geliyor. Gımar. Gamar kelimesi. Şimdi Mişna kısmı, şu gördüğünüz kısım, yine tekrar edeyim buradan. Şu gördüğünüz kısım Mişna kısmı. Bundan sonra şu gördüğünüz kısım Mişna, hemen şurada bir gam görüyorsunuz. Şurayı görebiliyor musunuz? Büyüteyim mi? Yok, gözüküyor hocam. Şöyle şurada bir gam gözüküyor. G, cim ve mim gözüküyor. Buraya kadar olan, şuraya kadar olan kısım arkadaşlar, buraya kadar olan kısım, evet şöyle yapayım. Buraya kadar olan kısım Mişna'nın, Mişna metni. Bundan sonraki bakın gam yazan kısım ise bu gamara dediğimiz kısım. Şöyle yapalım. Bakın buradan sonrası ikinci kısım gamarayı, ha gamarayı oluşturuyor. Peki gamara kısmında şöyle tekrar edeyim buradan. Gamara kısmında biz Talmud'un Mişna metniyle ilgili neyi görebiliyoruz? Burada açıklamaların Mişna metni içerisinde kapalı kalan, açıklanma ihtiyacı duyulan ve orada üzerinde durulması gereken veya hangi ahkama vurgu yapılacaksa orada Gemara'da biz onu görüyoruz. Gemara'da ravilerin ha bu arada evet 10 dakikamız var. Gemara'da özellikle şey ravilerinin, Mişna'nın ravilerinin bazen Gemara içerisinde interpolasyon diyebileceğimiz metne müdahale kabilinden bir takım hani hadisteki idraç gibi düşünün. Gemara içerisine ravilerin bu tür interpolasyonları, idraçları ve metne dair getirdikleri yorumları buraya sokuşturdukları veya koydukları söylenebilir. Tabii yine bu Gemara içerisinde biliyorsunuz Mişna'nın ana metninde tamamıyla yer, yani tamamen yer almayan ama biz bunlara Mişna'nın küçük yorumları şeklinde görebileceğimiz bir takım şu Mişna'nın temel metninde yer almayan bazı Mişnayotların da bu Gemara içerisinde alındığını söyleyebiliriz. Çünkü Talmud metni bir anda oluşmuş bir metin değil. Yani yüzyıllar boyunca oluşmuş olan bir metin. Yani yüzyıllar boyunca o metin çoğu zaman şifai, çünkü zaten Torah Şapel Baalpe şifai olarak aktarılmış, gelen bu metnin ikinci, yani Mişna metnini sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam. Ya burada biraz internette sorun var. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet. Bu şeyin içerisinde metni tekrar paylaşayım. Evet. Bu Gemara kısmında bu dediğim gibi Mişna ile ilgili kapalı kalan hususlar ve özel anlamda ravilerin esas olarak şu Mişna kısmına katılmayan, şimdi o kadar çok kayıp rivayet olduğu iddia ediliyor ki onları bir şekilde Mişna'nın metni içerisinde değerlendiriyor raviler. Yani düşünün birçok rivayet var ama o rivayetlerin tamamını şu kısma yerleştiremiyorlar. Yani Mişna kısmına yerleştiremedikleri için bunu Gemara kısmında değerlendiriyorlar. Tabi bunların hepsi mevcut hükümleri istinbat edecek veya bunlardan içtihatlar çıkarabilecek rivayetlerdir. Şu Mişna kısmı aslında neredeyse
Tevrat metniyle veya Tevrat'ın metniyle eş bir metin hiyerarşisine sahiptir. Gemara kısmı bu anlamda orayı izah ediyor. Peki şurada bir kısım daha var. Şu Rishin Yud olan kısım. O da Rashi'nin yorumlarıdır. Biliyorsunuz en büyük Talmud yorumcusu kimdir? Rav Shlomo Yitzhaki. Bu da İslami dönemde yani milattan sonra 1040 ile 1105 yılları arasında yaşamış bir Talmud şarihidir. Talmud yorumcusudur. Burada şu gördüğünüz kısım, Rashi'nin yorumunu üçüncü olarak gördüğünüz kısım. Burada şöyle bakarsanız bu font da farklıdır. Dikkat ederseniz arkadaşlar font da farklıdır. Biz buna Rashi fontu diyoruz. Aynı zamanda metin içerisinde bu ayrım nerede de belirginleşiyor? Font yani hat çeşidinde de belirginleşiyor. Hocam. Burada gördüğünüz gibi bu Rashi'nin kendine has olan fontudur. Yani Rashi'nin el yazısı bu. Yani Rashi fontu diye geçer zaten. Bu arada internette yine sorun var sanırım. Olmadı ben ikinci şeyi kendi telefonumla bağlanacağım. Evet. Evet. Evet, şu anda sorun var mı arkadaşlar? Yok hocam. Yok, tamam, bağlandım tekrar. Şu kısım Rashi'nin yorumlarını oluşturuyor ve Rashi büyük oranda yani bizim bu bildiğimiz bu Babil Talmud'unun en büyük şarihlerinden bir tanesidir Rashi. Şu kısım yine şöyle görebilirsiniz. Şöyle şu kısım Rashi'nin yorumlarını oluşturur. Yani şuradan şöyle şu kısım bazen bu şuraya taşabiliyor. Şöyle görebilirsiniz. Yani şu kısım Rashi'nin yorumlarını oluşturuyor. Rashi mevcut dediğim gibi bir Talmud sayfası üzerinde gördüğümüzde hat olarak da yine kendine has bir fontla bu şekilde yer bulmuştur. Diğer kısım, şöyle yapalım, evet diğer kısım, Tosafot dediğimiz kısım, bu da Tosafei Ravhiya veya olarak bilinen bu zehirler Ravhiya tarafından tanzim edildiği söyleniyor. Yani Ravhiya tarafından buraya şu kısma dahil edilmiş. Yani burası o dönemde yani Ravhiya'nın hayatta olduğu dönemde Mişna'nın halakotları tedvin edilirken buraya dahil edilen bir takım özellikle halakayı ilgilendiren ekler anlamında düşünülebilir. Tosefta olarak biliniyor. Kullanılan bu kelime aslında Aramice'de Tosefata veya Süryanice Tavsefta olarak telaffuz edilmesi mümkündür. Yani bu da bir anlamda açıklayıcı notlar, ilaveler, ekler gibi düşünülebilir. Nihayetinde dediğim gibi bu o şeyle ilgili, ana metinle ilgili bir takım ilaveleri oluşturuyor. Şu Tosafot veya Tavsefta kısmı. Hocam şimdi genelde kusura bakmayın ben hani böyle izin istemeden giriyorum. Estağfurullah gireyim. Lütfen. Yani esas olarak bugün baz alınan Babil Talmud'u mu yoksa Filistin Talmud'u mu? Esas olarak bugün Ortodoks Yahudiler Babil Talmud'unu esas alıyor. Yani Babil Talmud'u çünkü mevcut Yeruşalmi Talmud'u son derece kısadır. Yani ahkamlar açısından
çok kısa bir, yani Filistin bölgesindeki çok kısa bir zamanda oluştuğu için yaklaşık iki ciltten oluşuyor. Ama bizim bu elimizdeki Babil Talmud'u ta birinci tapınağın yıkılmasından, yani Babil'e sürgün edilmesinden milattan sonra 4. 5. yüzyıla kadar devam eden süreçte teşekkül ettiği için oradaki Babil'deki, Babil bölgesindeki hükümleri de, o tartışmaları da, bütün akademiyaların tartışmalarını içerdiği için hem Kudüs Talmud'undaki tartışmalar var, ilaveten Kudüs Talmud'unda olmayan daha geniş hukuka taalluk eden tartışmaları Babil Talmud'unda buluyoruz. Yani Kudüs Talmud'u sadece belli bir takım tartışmalarda farklılıkları, akademiyalar arasındaki farklılıkları görmek için başvurulan bir Talmud'dur. Hocam bu arada bir dakikadan az kaldı. Ara verecek evet. miyiz yoksa derhal mi katılacağız? Ara verelim isterseniz. Saat 19.45 iyi midir? 19.50. Evet. O zaman 19.50'de 8'e 10 kala buluşuyoruz. Tamam. Bu arada sorularınız varsa da araya girebilirsiniz. Yani ben anlatıyorum ama açıkçası bugün biraz... Evet. Buradaki şöyle gelelim. Esas olarak metin Talmud Tora Şebaalpe dediğimiz kısım bu, ama buradaki Tosfot'tan veya Tosefta'dan veya Tosfot'tan bahsettiğimiz zaman Mişna'nın ana metni içerisine dahil edilmeyen, dediğimiz gibi az önce bahsettiğimiz kısımda, Tosefta'da bazı hususlar Mişna içerisine alınmamış. Mişna'nın içerisine yok, ama Mişna'daki kapalı kalan bazı hususları açıklamak veya Mişna içerisine dahil edilemeyen bazı tartışmaları bu ekler, ilaveler veya zeyiller içerisinde biz görebiliyoruz. Elşan Hocam. Elşan Hocam siz sordunuz değil mi? Ahmet Hocam. Yok ben sormadım hocam. Ahmet Kemal sordu. Ahmet Kemal. Hocam ben sordum. Bir de hocam o zaman bu kitaplar, ben hep şey düşünmüştüm çünkü Tosefta deyince müstakil bir kitaptan bahsediyoruz diye düşünmüştüm. Şimdi hepsini bir arada görünce şaşırdım açıkçası. Evet. O zaman bunlar vardı değil mi aynı zamanda, yani müstakil olarak? Şimdi şöyle, müstakil olarak değil, rivayetler olarak düşünün. Bir biliyorsunuz Hazal dediğimiz, yani din adamlarının açıklamaları gibi düşünün, yorumları gibi düşünün bunlar. Yani kaybolmasınlar diye bunlar metnin içerisinde gösterilmeye başlanmış. Yani bugün geçen dersimizde de söylemiştim. Bugün dahi Talmud metni, Talmud oluşumunu devam ediyor, sürdürüyor. O nasıl oluyor hocam? Onu da nasıl oluyor onu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz Yahudi yaşamı yeni hayata, yeni şeyler girmeye ve devam ediyor. Tartışmalar ne üzerinden çözülecek? Şer'i bir tartışma, bir hukuki bir tartışma. Talmud üzerindeki Talmud'a ilave edilerek zamanla o Yahudiliğin, yani Yahudiliğin veya Yahudilerin yaşam tarzının da bu metinle birlikte sürekli genişleyen bir genişleyen bir doğası var. Hocam peki bu ilaveleri hangi dilde, ki tahminim İbranice ekleniyor, hangi İbranice ekleniyor? Yani daha çok tabii ki günlük dilin İbranicesi değil bu. Günlük dilin İbranice değil, kitabi olan İbranice olarak. Çok anlar mıyız hocam? Okusanız anlarsınız tabii. Yani eğer İbranice biliyorsanız anlarsınız. Günlük dilin İbranicesi değil, ancak modern İbranice'den bir takım gramer farklılıkları var. Ama okuduğunuzda anlarsınız. Aslında Mişna'nın, şöyle diyelim, ben şöyle bir cümle kurmuşum kendim. Demişim ki muhtemel ki, yani benim kanaatime göre, şimdi cümlemi okuyorum size. Tosefta, Mişna'nın redaksiyon esnasında
Mişnalar üzerine açıklamalardan ibaretti ve bu ilave açıklamalar ya gereksinip duyulmadığı veyahut gereksiz açıklama olarak addedildiğinde Mişna'nın ana metnine dahil edilmeyen pasajları oluşturuyordu. Sonraları Mişna'nın tedvininden sonra, bu sonraları dediğimiz Mişna'nın tedvininden sonra ihtiyaç duyuldukça ana metne karıştırılmadan, yani şu kısım ana metin, bu ana metne karıştırılmadan şifahi olarak aktarıldı ve bir zaman sonra da metinde kapalı kalan kısımları açıklamak amacıyla tekrar dışarıda kalan haliyle içeri metne ilave edildi. Yani şu kısma ilave edildi. Şerh edildi diyebilir miyiz hocam? Bizdeki şerh edilme meselesiyle aynı şey değil mi? Zeyl gibi, yani derkenar gibi. Yani bizim şey geleneğinde biliyorsunuz kitapların kenarına şöyle şu taraftan şöyle böyle yan kenarlara biz derkenar diyoruz. Bir tür açıklama, ama ne ile ile açıklamalı? Temel olarak Mişna'da kapalı kalan kısımlara bir takım ilaveleri içeriyor. Bir anlamda Tosef da yazılı hale gelen Mişna'nın yanında bir süre, çünkü bunlar sözlü olarak aktarılmaya devam ediyor. Bu mevcut olan bilginin kaybolmaması için bunlar bir şekilde Talmud sayfasının belirli yerinde açıklayıcı ilave notlar olarak yer almaya devam etmiştir. Yani bir gün nasip olursa ben şeyi açacağım size, bir metin üzerinden de bir Talmud sayfasını, bir tartışmasını da okuyacağız. Daha bir şey, şu anda şekil itibariyle inceliyoruz. Mesela bir süre sonra ben tabii bunları işlemeye devam edeceğim. Şöyle şey yapayım. Şimdi mesela esas olarak şöyle baktığımızda geldi değil mi ekran? Evet. Burada mesela dönemlere göre isnat şeyine baktığımızda tarihsel olarak, yani şu hepsinin rivayet silsilesini, yani Musa itibariyle, Musa'dan itibaren olduğunu söyleyecek olursak, yani Yahudi takvimine göre 2448, tabi bu Yahudi kronolojisine göre buradan gördüğünüz gibi, bakın burada tabakalar da var. Evet. Şöyle diyelim, tabakalar, evet. Evet. Hocam bu sizin hangi kitabınızda? Talmud ve Hadis diye bir kitabım. Size göndereceğim bunu. Şu kitabımda arkadaşlar. Hocam. Yok, o değil. Onda var ama o tam metin değil. Şunu ben size göndereceğim. Bu ikinci, iki cildin bir arada olduğu, bayağı hacimli 800-900 sayfa bir şey bu. Bunu göndereceğim ben size. Bu metin bunda yer alıyor. Canım, İki cildi aslında. Ben onu tabii tek cilt halinde bastım arkadaşlar. Artuklu'da birinci cildi Kabalcı Yayınlarından 2012'de çıktı. İkinci, iki cildin bir arada da sanırım Arzu Hocam'da var. Arzu Hocam'daki baskı. Hocam sağ olsun bana gönderdi. Evet. Hocam çalışırken, o doktora tezini yaparken göndermiştim. Size de nasipse bu hafta göndereceğim. Yani elime gelmedi, ulaşmadığı için gönderemedim. Sipariş ettim, elimde bir tane var. Onu da elimde olduğu için size gönderemedim. 4 kişiye göndereceğim değil mi arkadaşlar? 4. Fazla isterseniz fazla da gönderebilirim. Sorun değil. Teşekkürler hocam. Bir tane bile çok güzel. Zaten çok naziksiniz yani, düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler hocam. Hocam imzalarsanız bile çok güzel olur. Mutlaka hepinizin adına imzalayacağım. Harika. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben aslında şuradan açabilirsem size göstereyim. Ravi tabakaları. Şimdi yani bu derste umuyorum ki büyük oranda Talmud'un içine en azından teknik olarak girmiş olacağız. Talmud'un içerisine. Şimdi ben şey yapmayayım, şimdi dersi dağıtmamak için geri döneyim. Yoksa dersi dağıtacağım.
dağıtmamak için en azından bugün işleyeceğim konuyu bitireyim. Şurada gördüğünüz Tosfot'u bu şekilde izah edebiliriz. 5. olan kısım Mazoret Haşşas arkadaşlar. Şurada. Mazoret Haşşas. Bu da aslında Mişna'nın 6 ana kitabı, yani sederlerin rivayet edilmesi anlamına geliyor. Mazora biliyorsunuz aktarmak, rivayet etmek, yani gelenek anlamına geliyor. Bu da 6 o ana 6 6 başlık, 6 ana kitabı içeriyor. Mazoret Haşşas. Bakın burada hocam, hatta bir siyasi parti var ya, Şişa Sidarim Şas diye siyasi parti var İsrail'de bugün. Evet, Şişa Sidarim. Yani İsmini muhtemelen bilmiyorum. Bununla bağlantılı olarak evet, şey yapılmış. Bilmiyorum. Biraz da geleneğe bağlı anlamında. Bu Mazoret Haşşas, şurada gördüğünüz şurayı okuyabiliyorsunuz değil mi? Mazoret Haşşas. Haşşas, evet. Şu gördüğünüz kısım ise Mazoret Haşşas. Bu bir anlamda bir tür kısa fihrist veya indeks görevi görür. Yani şu sayfanın kısa bir indeksini içeriyor. Şu Mazoret Haşşas. İlkin bu gördüğünüz kısım Rav Yehoşua Boaz tarafından derlenmeye başlanan bu Mazoret Haşşas, sonraki zamanlarda Rav Yeşayahu Berlin tarafından daha da kapsamlı kılınarak geliştirilmiştir. Bu fihrist, Talmud'da bulunan benzer çapraz atıfları göstermekle önemli bir dipnotu ve hatırlatma görevi ifade eder. Şu gördüğünüz kısım arkadaşlar, aynı zamanda Talmud'un bu mevcut tartışmalarını, yani şöyle söyleyeyim, Mişna'nın ana metni Tosfot ve Gemara'da geçen tartışmaların eğer çapraz atıfları varsa bununla ilgili şu kısımlara bakılıyor. Şu kısım Mazoret Haşşas. Hocam bura niye Eymatay yazıyor? Yani o yazıyı niye oraya koymuşlar? Çünkü Mişna'nın ilk şeyi, ben size buradan açayım. Mişna'nın ilk kitabını ben şuradan Talmud'u size açacağım arkadaşlar. Ama böyle göstereceğim ama şey olarak göresiniz diye. Yani Bereşit gibi mi? Evet. Şimdi şöyle hemen size Mişna'yı açıyorum arkadaşlar. Mi'imetay Mişna. Kofman şeyi. Şurada şöyle tabii görülebiliyor mu bilmiyorum. Net değil hocam. Evet, net değil. Bu Mişna'nın ilk berahotu arkadaşlar. İlk berahotu. Mi'imetay korin et şema be'arevi. Akşamleyin şema duası ne zaman okunur? Mi'imetay ne zaman okunur demektir. Yani o berahotun ilk cümlesidir o. İlk kelimesi. Mi'imetay korin et şema be'arevi. Tabii bu Aramice. Yani siz muhtemelen mesela ne diye okursunuz? Korin diye okuyoruz. Bakın korim diye, değil mi? Normal bugünkü İbranice'de matay, değil mi? Matay korim et haşema be'aref. Değil mi? Bunu evet. Ben şu anda bugünün İbranicesine çevirdim. Evet. Ama bu mevcut Mişna İbranicesinde, dur bakalım kitabı nereye koydum? Şurada. Tabii içerisinde Mişna'da demin elimdeydi. Nereye koydum? Burada. Şimdi bakın. Şurada bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın adı, okuyabiliyor musunuz? Evet. Grammar for Gemara. Evet. Bu gramere baktığınızda bu gramerde hem Mişna'nın bu hem de Gemara'nın grameriyle ilgili kurallar yer alıyor. Çünkü şu gördüğünüz metin yekpare bir dil değil arkadaşlar. Bir gün Talmud'un dili üzerine konuştuğumuzda Talmud çok karmaşık bir dil yapısına sahip. Zaten
Biblik İbranice, Mişna İbranicesi, Babil, şurada mesela Babil Aramicesi, bunlar bir arada, bunu yazanlar bir arada kullanmışlar. Mesela Gemara'nın kendine has bir grameri var. O yüzden buyurunuz Güneş Hanım. Az önce işte o yüzden sormuştum hocam, anlayabilir miyiz okuduğumuz zaman dilini diye. Bu kadar farklı dil varsa, farklı diller kullanılıyor. Dil yok. Şöyle söyleyeyim. Yani yaklaşık olarak 2-3 ay bir eğitim gördüğünüzde buradaki metinlerin tamamını okuyup anlayabilirsiniz. İbranice bildiğiniz için. Yani hocam sen bir nevi şimdi Dede Korkut zamanında yazılan Türkçe günümüzün Türkçesi. Sonuçta bu yüzyıllarca böyle devam etmiş yazılmaya. Dönem dönem siyasi olaylar değişiyor. Yani dil kendisi değişiyor. Gayet normaldir farklı olması. Aynen öyle. Evet. Şimdi mesela diyor ki Meşa'a Şaha Kuhani Nihnesim. Bakın burada Nihnesim kullandı. Evet. Aslında Nihnesim kullanması gerekiyor. Yani hem Nihnesim kullanıyor hem Kurin kullanıyor. Dolayısıyla evet. Bir anlamda bir bakıyorsunuz ki bir satır içerisinde hem Babil Aramicesini hem Biblik Aramiceyi hem de Biblik İbraniceyi görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla metin yekpare olarak okunduğunda birkaç tane farklı grameri bir arada görmeniz mümkündür. Şimdi detaya girmeyeceğim. Dil özellikleri biraz farklı. Onu ayrıca işleyeceğiz sizinle. Ama şöyle bir ben direkt derse bu sayfayı tanımanız için, yani ne okuyorsunuz, niye Talmud araştırmalarını görüyorsunuz, bunu biraz kafanızda netleştireyim istedim. Gelelim şeye, ne dedik? Mazoret Haşşas. Bu Mazoret Haşşas dediğim gibi bir anlamda şu kısımların bir genel bir fiiristi. Yani baktığınızda mesela neler, hangi tartışmalar var, nereye bakacaksınız? Şuraya bakacaksınız. Bir anlamda bunun bir fiiristi gibi düşünülüyor. Mazoret Haşşas. Diğeri Ayn Mişpat. Şurayı görüyorsunuz. Altıncı kısım. Ayn Mişpat. Ya da Ner Mitzva. Şimdi bu kısım yani kelime manası, Ayn kelimesi biliyorsunuz kaynak anlamına geliyor. Kaynak, source gibi düşünün. Mişpat da hepiniz biliyorsunuz. Mişpat bir anlamda hüküm anlamında kullanılıyor. Adalet anlamında kullanılıyor. Yargı anlamında kullanılıyor. Ner mitzva da yine ner mitzva biliyorsunuz emir anlamına geliyor. Mitzva dini emir anlamında kullanıyor. Ner mitzva da dediğimizde bu dini emrin ışığı veya emrin emir ışığı gibi, dini emre ait yol ışık, göstereni gibi. Yol göstereni gibi algılanabilir, tercüme edilebilir. Şimdi bu kısımda yine 16. asırda Rav Yehoshua Boaz Ben Shimon Baruch tarafından derlenmiş şu kısım. Bakın Ein Mishpat Ner Mitzvah. Peki bu kısım... Hocam affedersiniz, ben ilk gördüğümde şeyi algıladım, yani şöyle bir şey algıladım. Aynı göz olarak düşündüm. Gözün görmesi için, yani gözün, yani insanın hüküm vermesi için ışığın olması gerektiği gibi, işte yolun olması gerektiği gibi, farz da Allah'ın gönderdiği emirlerde mumdur. Işık tutar, insan gözü karar verir diye. Tabii aldım. Burada yine şeydir, yani esas olarak bunun böyle söylenmesinin sebebi bir anlamda okuduğumuz Mişna, Tosefta ve Gemara'daki bir takım hususların açıklanması ve ona dair bir anlamda kılavuz gibi düşünebilirsiniz. Mişna ve Gemara'da yer alan konulara daha dair güvenilir ve yetkin kuralları aktarır burada. Mesela daha önce ravilerin, bu Talmud ravilerinin aktarmış oldukları bir takım bilgiler var. Ve o bilgiler mevcut
Mişna'da, Gemara'da açıklanan ve o hükümlerle ilişkili olan bir takım hususların en güvenilir ve en aydınlatıcı olan kısımları biz Ayn Mişpat ya da Ner Mitzva'da bulabiliyoruz. Bu Yahudi şeriatının temel tüzüklerini aydınlatıcı türden atıfları da burada bulmak mümkündür. Bu atıflar genellikle Talmud dışında kalan, bu çok önemli bu, Talmud dışında kalan kimi kaynaklarla da desteklenir. Yani sadece bu Talmud değil. Talmud dışındaki bazı kaynaklar da bu Ayn Mişpat'ta veya Ner Mitzva'da verilebiliyor. Mesela söz gelimi Rambam'ın yani maymunu desin, Mişne Torası'ndan bir alıntı olabilir. Yine Rav Yosef Efraim Karo'nun Şulhan Aruh'undan olabilir. Ya da Rav Yakov Ben Asher'in Arba'a Turim'inden veya Rav Yoşe Yakov Sefer Mitzvot Gadol adlı eserlerinden ve diğerlerinden olabilir. Yani bu Ayn Mişpat daha çok bir anlamda o metin üzerine otorite olacak bir takım Talmud şarihlerinin veya şeriat kurucularının da kitaplarından alıntılar ve aydınlatıcı atıflar olabilir. Bilir, evet. Diğeri arkadaşlar Torah Or. Evet, şurayı gördünüz arkadaşlar. Torah Or. Biraz yazarken ben böyle yazabildim. O sayfayı düzenlerken. Torah Or anlam olarak Torah ışıktır aslında. Şimdi neden Torah Or şu kısım Torah Or? Bu kısım Talmud'da geçen Tanah'taki bir takım yani Tanah'taki veya kutsal kitaptaki pasukların yerlerine işaret eder. Yani Torah Or bir anlamda o pasuklara, alıntılara bir işaret kaynağıdır. Bir anlamda metin içerisinde ne şekilde kullanılırsa kullanılsın, ister kısa isterse tamamen kutsal kitapta geçtiği yeri gösterir. Bir anlamda size ilgili metinde yani Mişna metninde Tora'da onun nerede hangi pasukta bulabileceğinize dair size bir ışık verir, gösterir. Bu kısım da arkadaşlar. Buyurun. Dipnot gibi değil mi hocam? Dipnot. Evet, bir anlamda dipnotu. Yani modern anlamda olmasa da bir anlamda dipnotu. Bu kısım Talmud'un 1546 ile 1551 Venedik baskısında görebiliyoruz. Bu baskılarda ortaya çıkmış. Yine bu az önce bahsettiğimiz Yahushua Boaz tarafından şu kısım düzenlenmiş. Yani metinde de görecek olursak şöyle Torah Or şimdi sanki bunda yok gibi hocam. Gözükmüyor gibi sanki. Şöyle Torah Or bak. Şurayı görebildiniz mi? Evet. Torah Or Haşelem. Şimdi burada da gördüğünüz gibi biraz büyütürsek belki daha net görebilirsin. Metin dağılıyor. Burada gördüğünüz gibi Dvarim bilmem ne falan gördünüz mü arkadaşlar? Kaynakları veriyor aslında. Evet. Veikra Elohim Leor Yom. Yine üçüncü olarak Bereşit Olaf yani 1-5 bakın arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Baba Haşemeş. Bakın burada gördüğünüz gibi bir anlamda Tora'da yani Tora'da bu metinlerin hangi pasuklarda söz evet. konusu edildi. Vayikra mesela Kof Bet ve Zayin yani 22'ye 6 gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi metne baktığımızda metni nasıl okuyacağımızı da bu şekilde görebiliyoruz. Peki hocam bir de şey siz büyütünce dikkatimi çekti de sanki yazıların bir kısmı kare yazıyla değil. O nasıl? Ya bu mesela ortadaki Mişna Gemara diyelim kare yazıyla ama onu çevreleyen şu yazı Tosefta mı herhalde? Evet. O kare evet. yazıyla değil mi ya? Ne yazıyla? Yani Meğuba kare yazı değil mi? Yani normal yani bugün kabul edilen İbranice ile değil mi?
Evet evet. Normal bugün kullanılan İbranice ile. Yani şu kısım gördüğünüz bu Rashi zaten. O zaman punto farkı var herhalde. Punto farkı var. Evet. Yazı şekli de belki de ayırmak için yazı şekli de belki farklıdır. Şimdi gelelim. Evet. Şöyle. Evet. Şeye gelelim burada yine evet şöyle işbat sözlük ve diğer kısımlar. Şimdi daf kısmını görüyorsunuz şurada. Evet. Daf kısmını görüyorsunuz. Bunlar biraz daha detaylı. Daf kısmı bir Talmud sayfasının A ve B varaklarının oluşturan kısımları için kullanılan bir ibaredir. Daf. A, B, varak ne hocam? Varak. Sayfa. Sayfa. Talmud neden sayfası. Neden AB diye ayrılmış yani hocam? He? Neden AB? Nasıl çünkü, yani? Çünkü yazma olduğu için şu an elimizde mevcut olan şeyler bir sağ taraf için A, evet. Sol taraf için B kullanılıyor. Evet. Yani bir kitabı açtığınız zaman bir tarafa... Evet. A ve B. Daf. Talmud varağının sağda olanı A, solda geleni ise B yüzü olarak kabul edilir. Şimdi buna göre kaynak gösterirken Talmud sayfasından hangisine işaret edildiği, A ve B yüzlerinden hangisi olduğu belirtildiğinde daha da kolaylaşır. Şimdi burada bir şey sorabilir miyim hocam? O zaman sayfa sayısı yok mu? Sayfa sayısı tabii var ama dediğim gibi bu tasnif edildiği için bugünkü elimizde yani yaklaşık onlarca yüzyıl yani bir yaklaşık 10 yüzyıl içerisinde bunlar oluşmuş. Hı-hı. Sayfa sayısı var ama neye göre veriyoruz? Daf'a göre veriyoruz. Hı-hı. A şeyi, B şeyi. Burada ben bir süre sonra size Nosner'ın Roddingson'un, Vilna'nın farklı tercümelerinde bu dafların nasıl verildiğini yani siz kaynak olarak nasıl verildiğini ayrıca göstereceğim. A, B yüzü şeklinde. Şu gördüğünüz kısım, evet şöyle. Evet. Mispar ha perek şu gördüğünüz. Hmm. Şem ha perek, mispar ha perek, şem ha mesahot. Şöyle mesahot ismi, şöyle yapalım mesahet. Mişna'da bu ana konuların yer aldığı, şu kısım yer aldığı sederler veya sederim dediğimiz alt başlıklara ayrılır ki bunlara da mesahet denilir. Bu 6 ana kitapta 63 tane mesahet var. Yer alıyor. Klasik anlamda ana kitapların alt başlığı olarak mütale edebilecek bu mesahetler bab, risale, bahis, kısım gibi adlarla Türkçe'ye tercüme edilebilir. Anlaşılmanın kolay olması açısından mukayese edecek olursak mesela hadis kitapları içerisinde sünen ve camilerin muhtevasında yer alan her ana kitabın alt başlığı bab olarak düzenlenir. Bir anlamda bu da o şekilde düşünülebilir. Yine Şem ha perek veya Mispar ha perek, Mispar ha perek fasıl numarası, şu perek fasıl numarası anlamına gelen Mispar ha perek, Mişna'da bulunan her bir masahetin alt konusu olarak verilen perekler vardır. Alt bölüm ya da bablar da kendi içinde fasıllara yahut fasılalara ayrılır ki bunlara kesit, dal, şube, fasıl alt anlamına gelen, alt şube anlamına gelen perek veya çoğulu perekim adı veriliyor. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir şey daha görüyorsunuz. Milin görüyorsunuz. Milin ya da milin arkadaşlar. Milon. Buradaki sözlükçe gibi düşünün. Milon. Çünkü kullanılan kelimelerin, evet şöyle gelelim. Burada kullanılan
bazı kelimelerin yorumları, o kelimelerin açıklamalarını biz nerede görüyoruz? Bu milon kısmında görüyoruz. Ben bir şey daha söyleyecektim. Şimdi ona bakıyorum. Evet. Şimdi burada milon kısmında, sözlükçe kısmında bazı bugün kullanılmayan veya terim anlamı olan bazı kelimelerin açıklamaları yer alıyor. Bu milon yani sözlük kısmı arkadaşlar çok sonra yani sonra buraya yerleştirilen konulan bir kısım olarak görülebilir. Hı hı. Şimdi bir anlamda sözlük Türkçe'ye şöyle şey yapmışız. Sözlük talik veya hamiş olarak talik yani ek bir takım açıklama veya derkenar türünden açıklamalar olarak görülüyor. Yani şu sayfayı siz önünüze aldığınızda bir Talmud sayfasında ki metin hiyerarşisini görebiliyorsunuz. Şimdi zamanımız az kaldığı için kaç dakikamız var? Beş dakikamız var. Şimdi ben biraz burayı hızlı geçeceğim. Bugün anlatmamı umduğum şey. Şimdi az önce bahsettiğimiz Talmud'un 6 tane kitabından bahsettik değil mi? Şişa Saderi'nin 6 evet. kitabından bahsettik. Bu 6 kitabı yani Mişna'nın 6 kitabının hangi konuları ele aldığını bir görelim. Birinci kitap Seder Zarai'nin Ürünler kitabı. Hı hı. Ürünler kitabında bakın takdis etme, kutsama duaları, Şema İsrail duası, ibadet duaları ve mesela buna da baktığımızda bakın Berahot, ilk Berahot'tu değil mi? Bab, evet. Berahot babı. Pea, Demay, Kilayim, Şeviyit, Terumut, Maserot, Maserşini, Halla, Orla, Bihurim. Birinci kitapta arkadaşlar şu Talmud'un bu kısmında umumiyette dikkat ederseniz ürünler, tarla, hasat, hasatta ilk ondalık paylardan Levilere ayrılmış olanlara dair hükümler, yine Maaser şimdi ikinci ondalık ve paylarla ilgili olup Yeruşalayim'de yenilenlere dahil, harla hamurlu yiyeceklerden Kohenlere verilmesi gereken paylara dair hükümler, dikildiği andan 3 sene andan itibaren 3 sene müddetince yenilmesi yasak olan ağaçlar ve 4. senede yapılacaklar hakkında ve Bikurim Yeruşalayim'deki kutsal mabede götürülecek ilk turfanda meyvelere dair kurallar. Bakın birinci kitap Seder Zerayim bunlardan oluşuyor. Hı hı. İkinci kitap ise arkadaşlar Seder Muad belirlenen zamanlar yani muvakkat zamanlarla ilgili. Bakın Şabat, Eruvim, Pesahim, Şekalim, Yoma, Sukka, Betsa, Rosh Hashana, Taanit, Megilla, Muad Katan ve Hagiga. Bunların dikkat ederseniz tamamı kutsal olan günler, bayramlar, işte Şabat'tan tutun, Şabat'ın hükümlerine, Pesah bayramı, onunla ilgili hükümler, buluşma çadırının hizmetinde kullanılmak üzere mabede ödenen yarım şekerlik baş vergisi, Yoma, Yom Kipur'la ilgili hükümler, çardaklar bayramı, bayramlarda hazırlanan yemekler ve bunlarla ilgili Rabbinik hükümler, Rosh Hashana ile ilgili, Yahudilere farz olan oruçlar yani Taanit ile ilgili, Megilla Purim bayramı ile ilgili, yine Muad Katan, Sukkot ve Pasah bayramlarının ara günleri, Hal Hol Ha Muad dediğimiz bayramlar, yine Hagiga 3 Hac bayramı süresince sunulan kurbanlara dair hükümler. Hocam, üçüncü kitabımız, buyurun. Özür diliyorum hocam. Kaç sayfa toplamda Talmud? Talmud mu? Yani yaklaşık olarak 7-8 bin sayfa Babil Talmud'u. Üçüncü kitapta ise arkadaşlar Seder Naşim, kadınlar bahsi. Kadınlarla ilgili hükümler. Bu önemli bir kitap. Özellikle Yevamot, Ketubot, Nedarim, Nazir, Sota, Gittin ve Kiddushin. Burada Yevamot, Levirat evlilik biliyorsunuz. Agunot ve Halitza evlilik konular. Ketubot,
bizim bildiğimiz evlilik ahdi veya nikah ahdi ve buna dair hükümler, nedarin yemin edilmesi ve bunların bozulması ile ilgili nazir, yine nezir dediğimiz nezir adağı, sota zina ettiğinden şüphelenen kadınlar lanetlenmesi ve bununla ilgili diğer hükümler, gittin boşanma ile ilgili fidüşin evliliğe dair hükümler, eş alma ve nişana dair hususlar. Dördüncü kitap, vaktimiz bittiği için biraz hızlı şey yapıyorum. Seder Nezik'in, yani kanunlar kitabı. Burada tamamen Baba Kama, Baba Metsiya, Baba Batra, Sanhedrin, Makkot, Şevuot, Ebiyot, Avudazara, Avud ve Horayot. Burada da yine dediğim gibi temelde hukuk kitabı. Beşinci kitap ise Seder Kodeşim. Burada Zevahim, Menahot, Hullin, Bahurot, Aruhun, Arahin, Temura, Keritot, Meilla, Tamit, Midot ve Kinnim. Bu da yine bayramlar ve onlarla ilgili yemek vesaire, bunlarla ilgili hayvan kesimleri, kutsal mallar, adaklar, kefaret, bunlarla ilgili hükümleri içeriyor. Altıncı kitabımız ise, hızlı gidiyorum, Seder Torot, temizlik ve temizlenme bahsi. Yine Kelim, Oholot, Ahilot veya Negaim, Para, Taharot, Mikvaot, Nida, Nidda veya Mahsirin, Zavim, Tevulyom, Yadayim ve Uksi. Bunlar da temizlikle ilgili kısımlar. Arkadaşlar, Talmud'un, yani Mişna'nın ana metninin temel 6 tane konusu bunlardan ibarettir. Yani dersimiz birazdan bitecek, bir dakikadan az bir zamanımız var. Eğer varsa